Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararını görüşmesi iki gündür bunu tartışıyoruz. Daire AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok dedi. Karara uyulmamasını kararlaştırdı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi karar metninde adeta AYM'yi yerden yere vuruyor. Daire AYM'nin kararının Juristokratik bir davranış olduğunu savunuyor. Belki de birçoğunuz ilk kez duydunuz. jüristokratik ne demek? Biraz anlatalım. Aslında bir tür yargıçlar yönetimi, demokrasiye zıt bir kavram ve oligarşik bir yönetim biçimi. Öyle ki bu yönetim biçiminde yargı kurumunun başındakilerin yorum kabiliyeti öne çıkıyor ve yargıçların yorumlarıyla şekillenen kanunları kanunlarla bu ülke Uygulandığı ülke yönetilmeye çalışılıyor. Konuşacağız, öyle mi sahiden? Ama kararda konuşulması gereken çok önemli noktalar da var. Ben özellikle 3-4 maddeyi öne çıkaracağım ve Kanbaş'a soracağım. Tabii bunun dışında gündeme ilişkin diğer konuları da konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. İyi, Peki. iyi olmak zorundayız. Peki, e, jüristokrasi ne hissettiniz, duyduğunuzda? Ya Bazen e, bir savunma mekanizması olarak aslında işlediğiniz suçu karşınızdakine atfedersiniz edersiniz. Hı hı. Bir kere ona işaret ediyor ama en genel olarak şunu söylemek gerekiyor. İkinci kez hı hı. E, bir ihlal söz konusu. E, ben şöyle değerlendirmeye çalışıyorum. Yani sokaktaki bir vatandaş açısından hı hı. E, diyelim ki sabah kalkıp işine gidip işte bütün gün çalışıp e, evine nasıl ekmek götüreceğini düşünen bir işçi açısından hı hı. bir kamu emekçisi memur açısından. İşte bir gazeteci açısından, bir üniversite öğrencisi açısından aslında bu karar ne anlama geliyor? Ee, esas onu tartışmak lazım. Çünkü galiba içinden geçtiğimiz sürecin temel özelliklerinden bir tanesi İpek Hanım. Toplumun gerçekleri görmesinin önüne büyük setler çekilmiş durumda. İşte bu medya ablukasıyla, iktidar gücüyle, baskı mekanizmalarıyla ve şimdi bir taraftan biz böyle çok hararetli biçimde bunu tartışıyoruz ama toplumun çok geniş kesimler açısından bu tartışma acaba ne anlam ifade ediyor sorusu hep zihnimizde dolaşıyor. Peki bir anlam ifade ediyor mu? Önce onu sormak lazım. Birazdan o grafiği de e, vereceğim ekrana. Metropolün ne kadarı mesela böyle bir karardan haberdar? Canatalay e, Can Atalay meselesini toplumun ne kadarı biliyor? Evet, her akşam televizyonlarda tartışılıyor ama Hı -hı. ne kadarı toplumun buna ilgi gösteriyor? Can Atalay meselesi bir Can Atalay meselesi mi? Bir kere bunu konuşmak Şimdi lazım. Şimdi başından beri biz hep buna işaret Hı -hı. ettik. Hatırlayacaksınız. Yani meseleyi bir Can Atalay bir milletvekili sorunu olarak ele almamak gerektiğini ilk günden beri aslında biz buna işaret ediyorduk. Çünkü gelen tehlikeyi aslında biraz sezinlemiştik Hı -hı. o tartışmalardan. Ee, çünkü bakın hatırlayacak bütün yurttaşlar için bir e, hatırlatma olsun. Hı -hı. Biz benzer bir süreci aslında AKP ilk dönemlerinde gördük. Yani bugün bu ülke bu... E, felaket yönetime nasıl geldi ya yani nasıl 20 yıldır AKP bu ülkede iktidarını yerleştirdi ve inatçı ısrarlı biçimde koruyor. Bu kadar işte ekonomik krize rağmen e, memlekette hala iktidar koltuğunda oturabiliyor. Hatırlayacaksınız bunun ilk adımlarından bir tanesi aslında Ergenekon operasyonlarıydı. Yani aslında AKP bugünkü iktidarını yargıyı, adalet mekanizmasını kendi çıkarlarına göre bir sopa olarak kullanarak geldi. Neyse bütün yurttaşlar açısından işin en önemli noktası bence bu. Bugün bu iktidar hala bu iktidar koltuğunda nasıl oturuyor? Bir gün hani ben gerçekten 2001 krizinde denize düşen yıllara sarıldı diye tarif ediyorum onu. AKP'ye tutundu yurttaş bir kurtuluş umuduyla. O iktidar koltuğuna bir kere üstelik %30 civarı bir oyla parlamentoda inanılmaz bir çoğunluk elde ederek oturduktan sonra adım 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 AKP kendi planlarını hayata geçirmeye başladı ve önemli noktası şu. Ama çok hep... şans verdi ee, seçmen. Şimdi her seferinde şu oldu. Bence esas e, önemli boyut oydu. Hep dikkat edin mahkemelerle, yargı kullanılarak Türkiye dizayn edildi. Şimdi bugün bu dizaynın yeni bir aşamasındayız. Biz onun altını çizmek istiyoruz. Önemli olan Diğerleri nokta ile bu. Diğerleriyle karşılaştırırsanız mesela hangi aşamasındayız? Onu biraz konuşmak e, şimdi lazım. Şimdi mesela ben açık söyleyeyim. Mesela şunu bir tesadüf olarak görmüyorum. Bir taraftan sokakta hilafet çağrıları yapılıyor. Bir Hı. taraftan anayasa ayaklar altına alınıyor. Tamam. Ne bu ikisi arasında... çalışılıyor? Şimdi Neden şu, tesadüf? Bakın. Şimdi biraz önce siz de işaret ettiniz. Bu ara hepimiz anayasayla hı -hı. geziyoruz. Hı -hı. Yani ne oluyor anlamak Hepimizin için hepimiz bir var. Evet. Şimdi niye mesela ben açık söyleyeyim. Türkiye İşçi Partisi olarak biz şunu da gurur duyuyoruz. Biz 12 Eylül'de Kenan Evren cuntasının baskısı altında da bu anayasaya hayır oyu vermiş insanlarız. Hı hı. Biz 2010'da AKP bu değişiklik yaparken bu anayasayı kendisine uygun hale getirirken buna hayır oyu vermiş insanlarız. 2015'te bu tek adam sistemine geçiş sürecinde hayır oyu vermiş insanlarız. Ama buna rağmen anayasanın o gün itibariyle bütün hilelere, hukuksuzluklara rağmen halk oyunun büyük ço çoğunluğuyla geçtiğini gördüğümüz için diyoruz ki anayasa beğenmesek de uymak zorunda olduğumuz, değiştirmek istesek de mevcutken uymak zorunda olduğumuz bir temel metin. Şimdi burada bir daha altını çizelim. Anayasa mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama yürütme yargı organlarını idare makamları gerçek ve tüzel kişilere bağlar. Tartışma konumuz bu bakın. Gerisini bir kenara Benim bırakalım. Benim anlayamadığım şu aslında böyle hani farklı hukukçular keşke bir araya gelseler farklı düşünenler de hepsine sorabilsem. Aynı maddeye bakıp nasıl farklı şey Şimdi görebiliyorlar? Hiç fa esas şu andaki tartışma bu zaten. Şimdi aynı mahkeme aynı maddeye bakıp farklı okuma yapmıyoruz. Bazen hukukta yorum yoru vardır yoruma göre değişiklik gösterebilir. Fakat o kadar Yargıtay kararlarına baktığınızda da şunu görüyorsunuz. Bu maddeye rağmen yani mesela burada şunu demiyor. Yargıtay uygulamaz demiyor. Tayyip Erdoğan uygulamaz demiyor. İpek Özbey, Erkan Baş siz ayrıcalıklısınız demiyor. Bu ülkede yaşayan tüm insanları ve tüm kurumları bağlayacak net bir hüküm var ortada. Şimdi bakın bu yurttaş şöyle düşünmesi lazım. Bugüne kadar AKP çeşitli zamanlarda bunu gerçekleştirdi. Benzer uygulamaları yaptı ama oradaki fark neydi? Örneğin anayasayı değiştirdi. Şimdi beğenseniz de beğenmeseniz de hani halk ağzıyla söyleyelim işi kitabına uydurdu. Şimdi burada anayasayı değiştirmek için neye ihtiyacınız var İpek Hanım? İki yolu var anayasayı değiştirmenin. Bir, halk oylamasına gidersiniz. Halkın yüzde elli artı biri anayasayı değiştirir ilgili maddelerini ya da bütününü yeni bir anayasa yapar. O anayasa yürürlüğe girer. İkinci yol nedir? Mecliste 400 milletvekiliniz olursa anayasayı değiştirebilirsiniz. Şimdi ne yapıyor? Bakın Yargıtay Ceza Dairesi ne 400 milletvekilini takarım diyor, ne bu ülkenin çoğunluğunu takarım diyor. Biz diyor 5 kişi burada karar alırız, ilgili anayasa maddesini yok sayarız. Bakın açık yazmış, anayasa mahkemesi kararı uygulanmadı. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Ben tesadüfe birkaç tane şey söyleyeyim size. Mesela başka bir anayasa maddesi diyor ki ceza sorumluluğu şahsidir. Tamam. tamam. Mesela 5 tane hakim dese ki ya ceza sorumluluğu şahsidir, ilkesini ben kabul etmiyorum şu kişi suç işledi. Ben bunun bütün sülalesini cezalandırıyorum. Eğer yargıtayın bu kararı Hı -hı. hukuki bir değer taşıyorsa aynısı yapılabilir. Mesela kimse eğitim ve öğrenim hakkında yoksun bırakılamaz. Net madde değil mi? 5 tane hakim çıkar der ki İpek sen okuyamazsın. Senin çocuğun e, okuyamaz. Almıyorum ben bunu okula. Ya yani inanılmaz bakın bu gerçekten inanılmaz. Bu açık hükmün. yani mesela herkes önceden izin almaksızın dernek kurma Hakkına, hürriyetine sahiptir. Üye olabilirsin değil mi? Her vatandaş dernek kurabilir, üye olabilir. 5 tane hakim çıkar der ki sen bundan sonra dernek kuramazsın. Herhangi bir derneğe üye olamazsın. Ben seni üye yapmıyorum. 5 tane hakim çıkar der ki kardeşim ya ben seni vatandaşına atıyorum. 5 tane hakim her istediğini yapabilir. Eğer bu yargıtay kararı bir mahkeme kararıysa. O yüzden diyorum ortada bir mahkeme kararı falan yok. Ortada iktidar anayasayı değiştiremiyor İpek Hanım. Bakın AKP'nin karın ağrısı ne? Anayasayı değiştiremiyor. Sürekli anayasayı olarak tartışmayı edemiyor. oraya getiriyor evet. değil mi? Anayasayı değiştiremiyor. Çünkü yurttaş 400 milletvekili vermedi bunlara. Ne yapıyor mesela hatırlayın geçen dönem başörtüsü üzerinden bir kriz yaratıp anayasayı değiştirmeye çalıştı. Şimdi yeni krizler deneyip anayasayı değiştirmeye çalıştı. Beceremedi. E o zaman diyor ben de darbe yoluyla bu anayasayı ayakları altına alırım. Ya şöyle bir şey olabilir mi? Bakın buradan bütün yurttaşlara soruyorum. Mesela 5 tane yargıtay hakimi çıkıp mesela Tayyip Erdoğan artık cumhurbaşkanı değildir diyebilir mi? Mesela 5 tane Yargıtay hakimi çıkıp ya Cumhurbaşkanı olmak için 50 artı 1'e gerek yok. Bundan sonra %30 oy alsa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır diyebilir mi? Diyemez. Tam da bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar uygulanamaz sözünün hukuki hiçbir hükmü yok. Şimdi ben... siz öyle diyorsunuz yani Tayyip Hı. Erdoğan dediniz. Başka bir konuya geçmeden önce çok önemli bulduğum bir şey var şimdi. Siz onu söylüyorsunuz. Yargıtay da burada... Bir endişesinden başlıyor. Diyor ki: Anayasa Mahkemesi'nin Şerafettin Can Atalay ve benzer kişiler hakkında verdiği kararlardaki yorum dikkate alındığında, başvurucunun iddiasını kabul ederek anayasanın 101. maddesini kendisine göre yorumlayabileceği ve hatta anayasal bir yetkisi olmamasına rağmen demokratik usulle, halk oyuyla ve anayasanın 79. maddesi uyarınca YSK'nın belirlediği yasal ilkelere göre seçilen meşru cumhurbaşkanının meşruiyetini dahi tartışmaya açabileceği anlaşılmaktadır diyor. Bunu kim yapar biliyor musunuz? Bu yargıtay kararını yazanlar bunu yapabilir. Çünkü hani siz öyle söylediğinizde YSK'nın belirlediği çerçeveye göre Can Atalay aday oldu mu? YSK seçimlerle ilgili bu üste kararlarına itiraz merci bile olmayan en üst mahkeme değil mi? Yani bak, bakın Anayasa Mahkemesi diyor ki Can Atalay milletvekildir serbest kalmalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor ki Can Atalay milletvekildir gelip yemin etmeli. İşte YSK diyor ki milletvekili seçilebilir. Şimdi bunun karşısında bir takım AKP'li, MHP'li isimlerle bir de Yargıtay'daki 5 tane hakim cübbesi giymiş şahıs diyor ki ben bu milletvekilliğini tanımıyorum. Olay bu kadar basit. Şimdi ben burada yurttaşa şu uyarıyı yapmak istiyorum. Bakın iktidar kendi yandaşları açısından şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki, görüyor musun? Anayasaya aykırı ama ben yapıyorum. Ben o kadar güçlüyüm ki kimse bana karşı çıkamıyor. Kendi yandaşlarını hala kendisinin çok güçlü olduğuna inandırmak için ve istediği her şeyi yapabilmek için buraya doğru ittiriyor. Bu kararın anlamı budur. Hukuksuz ama yapıyor. Ne yapacaksın diyor. Öbür taraftan muhalefetin sinir uçlarına basarak. Evet, Şimdi şunu yapacağız. Bak. Bakın çok açık. En önemlisi o zaten. Şimdi biz bu hukuksuzluğun normalleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Bakın kırmızı çizgi budur. Yani bu ülkede %52 değil %99.2 de alsanız hı hı. istediğiniz her şeyi yapamazsınız. Sizi de engelleyen zaten işte kuvvetler ayrılığı dediğimiz şey toplum sözleşmesi dediğimiz şey esas olarak bu değil midir? Ya yani siz kenara yüzde %92 aldı. İstediği her şeyi yapabilir mi? Yapamaz. Bugün de yapamaz. Zaten gelecekte tarih önünde çok ağır bir mahkumiyet yaşayacaklar. Ama önemli olan nokta bence esas burası. Hukuka aykırı işler normalleşsin istiyorlar. Ve bu kapı açıldığı andan itibaren bu ülkede yaşayan hiçbir yurttaşın can güvenliği yok, mal güvenliği yok. Herhangi bir konuda özgürlüğü yok. Ya pekala şunu yapabiliyor. Mesela bakın anayasa diyor ki 600 milletvekilinden oluşur. Yani mesela toplum, sokağa çıkalım vatandaşın bir kısmı ben de katılıyorum. Diyor ki ya bu kadar milletvekiline ne gerek var diyor. Çok milletvekili var diyor değil mi? Mesela 5 tane hakim çıksa dese ki ya ben karar verdim 600 milletvekili çok. Boşu boşuna para veriyoruz. Milletvekili sayısını 300'e düşürdük. Mesela bazı yurttaşlar bunu hoşuna da gidebilir. Ya doğru ya ben de böyle düşünüyorum. Ama bunu yapamaz. Şimdi bunun yapılabileceğini, bunun yapabileceklerini göstermeye çalışıyor. Ben o yüzden... burada şu, şu, önemli meseleyi şu yüzden dile getirdim. Ya burada şunu mu demek istiyor kendi seçmen, ya AKP seçmenine ve aynı zamanda belki de Yargıtay Cumhurbaşkanı'na? Ya bakın bunlar hani gel, gün gelir sizin meşruiyetinizde tartışabilirler. Ya tabii demek ki demek hava istiyor. altından sopa gösterme, tehdit etme ya, da ya biz sizi şey, size rağmen savunuyoruz deniyor. Da. Tabii. Ya şimdi bakın mesela orada... Bu yorumu dikkate alırsak falan gibi ifadeler var. Ya biz sizinle yorum tartışması yapmıyoruz ki ya Yargıtay Fikir Kulübü mü? Yani hukuk fakültesi mi burası kardeşim? alınmış bir kararı uygulamak zorundasın. Bunu tartışıyoruz. Yani bakın tekrar tekrar altını çiziyorum. Beğenmek zorunda değil. Yani Yargıtay'daki beş tane hakim de bu karar beğenmeyebilir. Ha bakın anayasa mahkemesinde 3 hakim bu kararı beğenmiyorlar. Karara ilişkin şerhleri var. Çünkü bu karar doğru değil. Ben buna şerh düşüyorum diyor. Ama ikinci karar anayasa mahkemesi oy birliğiyle bu kararın uygulanması gerektiği konusunda yine karar veriyor. Şimdi bu aradaki ayrım son derece önemli. Burada bizim payımıza düşen, ben hani hep oraya dönmek istiyorum, yurttaş. Bir, yani bunu kabul ettiğimiz anda hiçbirimizin herhangi bir konuda güvenliği kalmamıştır. Bakın daha radikal bir şey söyleyeceğim. Bir çeteyle, bir mafya örgütüyle devleti ayıran şey, çünkü ikisi de aslında güç tutar elinde değil mi? Hukuktur. Eğer hukuk yoksa ortada. Anlaşmaz yani kimin gücü, kimin gücü kime yeterse o istediğini yapıyorsa işte orası dingonun ahırına döner. Şimdi tartışmanın kilitlendiği odak nokta bize göre burası. Biz bunu tartıştırmak istiyoruz. Yani böyle bir şey olmaz. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına baktığınızda... Orayı geçmedik mi? E, ben geçirmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın bazı başlıklarda bunu yaptılar. Biz belki de işte o başlıklarda yol alabildikleri için bugün buna cüret ettiklerini düşünüyoruz. Biz işte seçimde diyelim ki cumhurbaşkanlığı seçiminde %52 oy aldıkları için kendilerinde bu gücü gördüklerini muhalefetteki diyelim ki yorgunluk, yılgınlık, bıkkınlık nedeniyle bu gücü görebildiklerini görüyoruz ama eğer burada direnmezsek bütün toplumsal muhalefet güçleri için söylüyorum. Burada direnmezsek yarın öbür gün başımıza nelerin gelebileceğini bilemeyiz. Yani bunun sınırı kalmaz. Ben e, o nedenle asla şöyle bir duygu durumunda değilim bunu söyleyeyim. Yani e, Bazen mesela bunlar da tartışılıyor. Yurttaşı suçlamıyorum. Ha, halk suçlu falan demiyorum. Diyorum ki geldiğimiz noktada hep beraber farklı görüşte olduğumuz siyasi partiler, farklı görüşte olduğumuz yurttaşlar, ortak dünya görüşüne sahip olduğumuz yurttaşlar hep beraber kendi ortak değerlerimizi savunmak durumundayız. Çünkü bunu yapmadığımızda bakın bunu yapmadığımızda bu iktidar topluma şunu şu duyguyu vermeye çalışıyor. Ya sen ne yaparsan yap, ben bildiğimi okurum. Ben istediğimi yaparım. Hiçbir güç bana engel olamaz. Ben iktidarım ve hepinizi ezerim. Verilmek istenen mesajın özü ve özeti budur. Bakın geziyle bağlantısı da odur. Onu da söyleyeyim. Şimdi dönün geriye. Hatırlayalım. Bak şimdi Can Atalay gezi davası nedeniyle esir tutuluyor şu anda. E, gezi davası neydi? Aynı mantıktı. Ben burayı park olmaktan çıkartıyorum. Bu ağaçları kesiyorum. Buraya ben işte topçu kışlası adı altta AVM yapacağım dedi. Hukuk Yok. Önemli değil. Ben iktidar istediğimi yaparım dedi. Yurttaş buna direndi. Yurttaş buna direndi. Peki bugün ne oldu? Bugün orada bir yeşil alan hala duruyor değil mi? Kim haklıymış? Direndi hiç. Bakın biz gezi parkına sahip çıkan bu ülkedeki milyonlarca insan olmasaydı bugün Taksim'in ortasındaki o ağaçların yerine herhangi bir yandaşın parasına para katan bir AVM olacaktı. Peki iki devam edelim. gezi Gezi'de haksız, hukuksuz olmasına rağmen halka karşı güç kullanan, şiddet uygulayan onlar nerede? Bakın bugün hepsi cezaevinde. Yani o gün oradaki emniyet güçleri, oradaki polisin müdürü, güvenlik şube müdürü, amirler hepsi nerede bunların? Hepsi darbeci oldukları için bugün cezaevinde. Yani o yüzden uyarıyorum. Yani geçici olarak devlet gücünün elinizde bulunması, size istediğiniz her şeyi yapma hakkı Vermez, vermemeli. Aslında biz, yurttaşa da kendini ha, yenik hissettirmenin biz, bir anlamı yok biz, çünkü orada evet Gezi Parkı'nda bir AVM yapılamadı sonuçta. O yüzden ben iktidarın bu yaparız ezeriz tavrına karşı Hı -hı. halkı sorumluluk almaya, bütün yurttaşları sorumluluk almaya çağırıyorum. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Bakın çok net söylüyorum. Ne Söz yapacaksınız? Tek başımıza yani, da kalsak, tek başımıza da kalsak. Bugün CHP bir açıklama yaptı biliyorsunuz Özgür evet. Özel hatta e, MYK'sın parti meclisinin gündemini değiştirdi. Bu arada dünden beri çok fazla şey var. Yani muhalefete yönelik e, seçmenin çok fazla tepkisi var. Bunu her yerde görebiliyoruz. Özellikle sosyal medyada görüyoruz, sokakta görüyoruz. Muhalefet neden sesini çıkarmıyor? Herkes şuna takılıyor. Niye sadece tweet atıyor ve bitiyor hı hı. milletvekilleri? E, Haksız da sayılmazlar şu, değil şunu bir yerde? Yani neden tweet atıyor? Çünkü tweet atılıyor ve bitiyor gerçekten ve hiçbir şey değişmiyor. Ne yapmak lazım? Şimdi, şimdi burada çizgiyi nereye çekeceğiz? Bariyeri nereye çekeceğiz? Şimdi bunu kabul etmek, sindirmek, susmak doğal olarak tepki çeker. Bu tablo ortaya çıktığında yurttaşın her söylediği meşhurdur. Ama iktidarın e, ve iktidarın yarattığı atmosfer nedeniyle muhalif seçmenin de... E, Meseleyi böyle bireysel çıkışlara, hı hı. kişisel tepkilere, e, kendisini öyle hissediyor. Mesela bir yurttaş diyor ki ya artık buna da isyan etmeyeceksek neye isyan edecek? Çok haklı, isyan edecek ama halkın gücü nereden gelir Pekan'ım? Birliğinden gelir. Halkın gücü örgütlülüğünden gelir, dayanışmasından gelir. Yani bizim burada, ben açık söyleyeyim. Mesela Türkiye siyasetçiden Türkiye beklediği şeyi ha, kendisi de şimdi yapmıyor. Şimdi ben mesela yok öyle düşünmüyorum. Siyasetçilerin bu konuda sorumluluk alması lazım. Bakın ben şunu söyleyeyim. Mesela dün bu karar geldi. Türkiye İşçi Partisi hemen şu kararı alabilirdi. Şu dakika bütün e, üyelerimizi, taraftarlarımızı, dostlarımızı sokağa çağırıyoruz. Neden yapmadınız? Şunun için yapmadık. Mesela sadece Türkiye İşçi Partisi'nin meselesi değil ki. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin, mesela DEM Parti'nin, mesela İyi Parti'nin, mesela Partisi Saadet Partisi'nin, mesela AKP'nin, mesela MHP'ye oy veren yurttaşın da meselesi. CHP'nin bu çağrısı Şimdi... doğru bir çağrı değil mi o? Hayır ben şöyle düşünüyorum. Şimdi yani Cumhuriyet, Halk Partisi, Cumhuriyet, Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi bir kere teşekkür etmek lazım. Yani niye teşekkür etmek lazım? Ee, görevini yapmakta. Bir şey. ana muhalefet partisi olarak bu konuda sorumluluk almalarında almalarından daha doğal bir şey yok. Ana muhalefet partisi bu konuda elbette ki bir tavır geliştirmek, bir sorumluluk almak durumunda. Ama bizim açımızdan mesele şuydu. Türkiye İşçi Partisi tüm toplumsal güçlerle birlikte mesela baroların mutlaka sorumluluk alması lazım. Ya bu ülkede herhangi bir biçimde hukukçu kimliği taşıyan herkes aslında şu anda yani onların mesleğine, kişiliğine, kimliğine İnançlarına yönelik bir saldırıya karşı karşıya. İstanbul baro Başkanı bir kanalda e, konuktu. Hangisi hatırlamıyorum. Ve e, birçok e, hukukçunun barolarında suç duyurusunda bulunduğunu Tabii ki. söyledi. Tabii ki. Hep beraber Onun yapmamız ilgili. lazım bunu. Biz evet. mesela Türkiye İşçi Partisi açısından şunu söyleyeyim. Biz e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da gerçekleştireceği mitingi önemli buluyoruz bu çağrıyı. İşte bizim hafta sonu bu hafta sonu kongremiz e, gerçekleştik Partinin Büyük Kongresi ya Partiler geldi. Partiler eliyle değil de sendikalar eliyle yapılmasının Hiç eli... önemli değil. Bakın mesela ha, şu farkı. yurttaşın ha. en geniş topluluğunun ortak değerlerde yan yana gelmesi lazım. Mesela biz e, örneğin bugün arkadaşlarımızla tartışıyorduk. Yani Doğrusu nedir? Mesela Hatay'dan güçlü bir sesin çıkması gerekir. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak oradaki halkın iradesi, yani vatandaş suçu ne? YSK'ya güvenmiş, YSK'nın önüne koyduğu pusula ismi bulunan bir kişiye oy vermiş. Yani şimdi hakkını istiyor. Seçmiş, ama Şimdi oradan daha güçlü bir sesin çıkması lazım. Örneğin İstanbul'da 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin olduğu kentte güçlü bir ses çıkması lazım. Ankara, Türkiye'nin başkenti güçlü bir ses çıkması lazım. Ve bunun, ben açık söylüyorum, hukukçular... Hı, hı. Ee, örneğin sendikalı Şimdi bir taraftan mes toplu sözleşmeleri yapılıyor. işçilere kölelik ücreti dayatılıyor. Bakın asgari ücretin altına insanlar çalıştırılıyor. Şimdi bu hukuksuzlaşma, bu her şeyin normal olma halinin hepimizin hayatına bir takım yansımaları olacak. Yarın öbür gün sizi sigortasız çalıştıracaklar. İşte zaten sendika üye olmak isteyen herkesin önünün zorla baskıyla kesilmesi bu normall bunun normalleşmesiyle de başladı diyebiliriz her şey. Ben burada hep beraber Bakın belki de bu hani köprüden önceki son çıkış bütün yurttaşların ben istediğimi yaparım, ezerim, hiç kimse de bir şey diyemez anlayışına karşı karşı hep birlikte hepimiz durduğumuz yerden güçlerimizi birleştirerek bir karşı duruş örgütleyeceğiz. Şu önemli. Bakın adalet terazisi bozulduktan sonra bizi birbirimize bağlayacak hiçbir şey kalmaz. Ben mesela geçenlerde bütçe sürecinde Adalet Bakanı'nın mecliste yaptığı konuşmayı bütün yurttaşların izlemesini isterim. Ya düşünsenize siz bir Adalet Bakanısınız. Türkiye'nin fotoğrafı açısından bence çok çok ama çok önemli bir konuşmaydı. Siz Adalet Bakanısınız. Türkiye'de ne tartışılıyor? Yargıda rüşvet tartışılıyor. Hı. Rüşvet alanlar değil, rüşveti haberleştirenler tutuklanıyor. Doğru mu? Ne bileyim bakıyorsunuz yargıda bir zenginle bir yoksul karşı karşıya geldi bir mahkemede biliyorsunuz ki karar zenginden yana çıkacak. İktidardan yana biriyle muhalif biri karşı karşıya geldiğinde biliyorsunuz ki iktidardan yana çıkacak. Daha dün ya bakın dün iki tane haber var. Bir Can Atalay haberi var öbür tarafta Torpil'le yerleştirme haberi var değil mi? Adalet Bakanlığında. Yakalandı Ad yani. Evet. E şimdi Türkiye'de herkes şunu biliyor. Tarikatlar, cemaatler yargı bürokrasisi içerisinde örgütleniyor. Şimdi ülkeye bakın ya ülkeye bakın ülkenin Adalet Bakanı. Tarikatlara, cemaatlere teslim olmuş bir bürokraside torpille atamalardan, yargıçlardan, rüşvetten, zenginin istediği her kararın çıktığı, yoksulun sürekli olarak ezildiği bir adalet tablosuna ne anlattı biliyor musunuz Adalet Bakanı? Kocaman adalet sarayları yapmışlar. Tek anlattığı şey buydu ya, utanç verici bir şey. Adında adalet olan parti geldi, 20 yılın sonunda Türkiye'yi tarihinin en adaletsiz noktasına taşıdı. Ve bu sokaktaki her yurttaşın hayatını doğrudan etkileyecek. O yüzden... Mesele Can Atalay meselesi değil. Biz kendi adımıza şunu söyleyelim. Ben Can için de söylüyorum. Kamuoyu bizi bilir. Bu ülkenin sosyalistlerin devrimcilerini bilir. Yani iktidar da bizi bilir. Yani Can'ı o cezaevinde tutmaya devam ettiler. Ne olacak? Can vaz mı geçecek fikirlerinden? E bizi diyelim ki cezaevlerine atacaklar. Biz görüşlerimizden vaz mı geçeceğiz? Sonuna kadar doğru bildiğimiz şeyi savunacağımızı onlar da biliyor. Bizim üzerimizden sizi susturmaya çalışıyor. Gazeteciyi susturmaya çalışıyor. Öğrenciyi susturmaya çalışıyor. Sendika hakkı için mücadele işçiyi susturmaya çalışıyor. İşte ben bugün gelirken arkadaşlarla toplantı yaptım. Ya yani mes toplu sözleşmeleri yapılıyor. Asgari ücret yani yıllardır sendikalılar işçilerin olduğu yerlerde işçilere asgari ücretle çalışma dayatılıyor. Şimdi bu toplu saldırıya karşı tüm muhalefet güçlerinin toplu bir direniş attı. çizmesi lazım. Evet. Biz herkesle birleşmeye, herkesle beraber iktidarın bu güç zehirlenmesine karşı e, muhalefetin kararlı duruşunu ortaya koymaya çalışıyorum. En dip noktası nedir biliyor musunuz? Buradan hani sesim ulaşıyorsa, kime ulaşıyorsa, tüm yurttaşlara. Ya Kral Çıplak diye masal vardır ya. Hı hı. Kral Çıplak arkadaşlar ya. Kral Çıplak bunu haykırmamız lazım. Bulunduğumuz her yerde bunu söylememiz lazım. Çünkü iktidar şuna güveniyor. Kendi seçmenini bir ablukaya almış basın eliyle, tarikatlar eliyle, cemaatler eliyle, para eliyle, paranın gücüyle, yalanın gücüyle o alanda bizim sesimizin ulaşmasını, bu hukuksuzlukların oralara taşınmasını engellemeye çalışıyor. İşte Filistin meselesi. Bakın bu kadar açık iki yüzlük olur mu ya? Bu kadar açık. Ben utanıyorum. Anlatırken ben utanıyorum. Sen çıkıyorsun kürsüye. Filistin yanındayız. İsrail şöyle böyle diyorsun. Senin öz oğlun gidiyor İsrail'le ticaret anlaşmaları yapıyor. İsrail'le ticaret hacmin artıyor. E şimdi Ama bu emin olun yandaş basında konu bile edilmiyor ki. Konu bile edilmiyor. Dolayısıyla bizim sesimizin yettiği kadar. Bakın açık söyleyeyim otobüste... Hilafet tartışmalarını da e, mesela yerel seçim için o konsolidasyonu arttırmak üzere mi yapıldığını Tabii ki, düşünüyorsunuz? Bakalım, geçen, çünkü Milli Eğitim Bakanı'nın mesela rejiste yaptığı bütçe görüşmeleri sırasında... E, tarikatlarla anlaşma sözleşme yapmaya devam edeceklerini söylemesi arkasından bu yürüyüşler e, açılan hilafet bayrakları Anıtkabir'in önünde şeriat sloganları bunlar bunlar hepsi e, aslında e, planlı hareketler mi? E, tabii şimdi işte ben ben ediyor? söylemiyorum ki bunu Tayyip Erdoğan seçimden önce ama montaj ama değil. Demedim mi? Yani şimdi o seçimde uyguladıkları taktikte bu değil miydi? Bir şeytanlaştırma, bir düşmanlaştırma, öbür tarafa işte sözde bir yerlilik, millilik, sözde bir dindarlık kisvesi altında toplumu kutuplaştırarak böyle çok basit, bakın çok basit. Aynı atölyede aynı diyelim ki güneş doğmadan o atölyeye giren, güneş battıktan sonra atölyeden çıkan, günde 10 saat, 12 saat asgari ücret karşısında çalışan, iki tane işçi aynı sömürüye maruz kalıyorlar. Aynı kaygılar, aynı dertler, aynı tasalarla kıvranıyorlar. Ama iktidarın bu manipülasyonu nedeniyle yan yana gelemiyorlar, düşmanlaştırılıyorlar. İşte bir yerde Türk'le Kürt, bir yerde Alevi ile Sünni. İktidar toplumu düşmanlaştırarak, bölerek yönetiyor. Bakın bu kadar bölücü bir iktidar Türkiye tarihine gelmemiştir. Ve bunun üzerinden şimdi seçimlere doğru giderken de İsrail'in Filistin'e dönük o saldırgan tutumunun toplumda yarattığı karşılığı da bildikleri için ne yapıyorlar? Bunun üzerinden bir toplumsal mobilizasyon, mobilizasyon yaratmaya çalışıyor. Kendi Hı. kitlesini konsolide etmeye çalışıyor. Kazıyın altını bakın buradan tüm yurttaşlara sesimizin ulaştığı gel söylüyorum. Gidin komşunuza, iş arkadaşınıza, aynı metroda, aynı otobüste, aynı mülübüste, aynı vapurda yolculuk ettiniz. herkese şunu söyleyin. Siyasal İslam şöyle bir şey arkadaşlar. Babası çıkıyor kürsüden Filistin davasını destekliyor sözde ama özde oğlu İsrail'le bütün ticari anlaşmalarını devam ettiriyor. Gemiler gidip geliyor, kasalar dolmaya devam ediyor. Yani bugün İsrail'i ayakta tutan önemli faktörlerden bir tanesi Türkiye ile kurduğu ticari ilişkidir. yani çok basit bakın herkese şu soruyu soruyorum. Ya kardeşim madem bu kadar Filistin'i destekliyorsun, İsrail'le askeri, siyasi, ticari anlaşmalarını neden iptal etmiyorsun? Neden bu saldırgan tutum devam ettiği sürece ben bu anlaşmaları askıya aldım demiyorsun? Yani boş verin lafı. Hani muhalefete dönük eleştiri var ya tweet atıyor başka hmm, bir şey yapmıyor. Hmm. İktidara dönük de bizim bunu anlatmamız lazım. Yani çıkıyor kürsüde, aslan kesiliyor, kaplan kesiliyor. Ya şimdi yargı bağımsız diyorlar değil mi? Kardeşim Rahip Prans'ın meselesinde ne oldu? Yani ne oldu ya Rahip Prans'ın? Amerika'dan gelen bir yazı üzerine ertesi gün gitti mi, gitmedi mi? Şimdi bu olduktan sonra siz hangi yargı bağımsızlığından bahsediyorsunuz? Kim bu kararların adil olduğuna inanabilir? Yani dolayısıyla bizim şu anda yapmamız gereken esas görev, esas sorumluluk bence e, iktidarın bu düşmanlaştırıcı politikalarına karşı gerçeğin gücüne yaslanmamız lazım. Kabul ediyorum İnanılmaz bir medya ambargo artık bu, abluka oluşturulmuş durumda. Ama biz yan yana yaşadığımız yurttaşlarla, ortak dertlerimiz olan yurttaşlarla gücümüzü, sesimizi birleştirmeliyiz ve kral çıplak diye bağırmaya devam etmemiz lazım. Evet. Şimdi Can Atalay meselesinde sormak istediğim birkaç nokta daha var. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu bugün. O dedi ki iki yüksek mahkememiz arasında görüş farkı ortaya çıktı. Son verilen karar Yargıtay'ın vermiş olduğu karar. Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu. Kesin hüküm de mecliste diyor. Hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz diyor. Bu meclis vurgusu ne anlama geliyor? Ya şimdi bakın. Bir kere gerçekten hani kelimelerimi doğru seçmeye çalışıyorum. Adalet Bakanı'nın ilk günden bugüne, meclisteki yemin töreninden bugüne. Normalde biz Can Atalay'ın o gün meclis olması gerektiğini düşünüyor. Meclis başkanının adını okudu. Gelemedi can. Esir tutulduğu için. İşte o gün Adalet Bakanı'na sordular. Durum nedir? Dedi ki hükümlüdür. Ben o gün çıktım dedim ki yani ya yalan söylüyor ya yanlış bilgilendirilmiş. Ama ikisi de problem. Ve o gün bugündür Adalet Bakanı'na dikkat ederseniz bu konuda hiç açık, net, doğru, dürüst bir şey söylemedi. Şimdi ortada iki yargı kurumu arasında bir çatışma yok. Ortada anayasanın uygulanmaması var, anayasa mahkemesi kararlarının uygulanmaması var. Buna direnen e, yargıt cübbesi giymiş, hakim cübbesi giymiş e, bir topluluk var. Yani burada bir hukuki durum yok. Mesela bakın 17 tane üyesi var 3. dairenin, yargıtay 3. dairesinin. Hep aynı 5 kişi bu dosyaya bakıyor. Niye? Mesela ben şundan da emin Bakın yargıtayın tüm üyeleri açısından bu ortak bir görüştür diyemiyoruz. Mesela 4. ceza dairesinde 3'e 2 Şartla çıktı karar. Yani farklı yorumlar yapan hukukçular da var, Yargıtay'da bile hı hı. var. Ama belli ki burada daha önce örneğini gördüğümüz için söylüyorum. Burada örgütlü bir topluluk var. Talimatlarla hareket eden, siyasi gereklerle, siyasi çıkar doğrultusunda hareket eden bir topluluk var. Dolayısıyla Adalet Bakanı'nın bu söylediğinin hiçbir hükmü yok. Meclise hele bakın hele meclise bunu da açık söylüyorum. Mesela buna bir darbedir biz bu bir darbe girişimidir derken şunu da altını çiziyoruz. Ya Anayasa Mahkemesi meclise bir yazı gönderiyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararı resmi gazetede yayınlanıyor. Kararı okuyoruz. Diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesine. Yani Anayasa Mahkemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne diyor ki ben senin milletvekilinin hı hı. serbest kalmasını talep ettim. Yazdım. Kararım budur. Hı hı. Şimdi Yargıtay diyor ki ben başka bir karar aldım. Ey meclis bu kararı çabuk oku. Bunun milletvekillerini düşür. Ya arkadaş meclisin bir iradesi yok mu? Yani mesela açık konuşsam Hı -hı. konuştuğumuz kimi AKP'li milletvekillerine diyoruz ki ya burada bir siyasi yönelim var buna karşı meclise sahip lazım. ya şimdi biz konuşursak siyasi baskı gibi algılanır diyor. Tamam ben okeyim. Yani meclis siyaset kurumu yargı üzerine baskı kurmasın. Hı, tabii. Ama Doğru. yargı da yargı da meclis üzerinde bir vesayet oluşturmasın. Çünkü başka bir karar var. Bizi bağlayan, hepimizin değeri Anayasa Mahkemesi var. Diyelim ki velev ki böyle yorumlanmış olsun. Beni yorumlara ilgilendirmiyor. Kararlar ilgilendiriyor. Dolayısıyla Adalet Bakanı'nın bu yaklaşımı e, gerçekten işte hani böyle ülkeye, böyle bir iktidarın yönettiği ülkeye böyle adalet, böyle adaletin olduğu yerde böyle Adalet Bakanı diyeceğim. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Peki, şimdi bu kara e, metinde, e, Yargıtay'ın metninde, ee, enteresan bir şey var yani bunu daha önce e, hiç görmedim ve o yüzden de böyle altını çizdim. Şimdi diyor ki TCK'nın 302, 307, 309, 311 hepsini sayıyor. Bu maddelerin birinci fıkrasında yazılı suçların anayasanın 14. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Kanaat bakın tekrar altını çiziyorum. Evet kanaat kanat. diyor ben öyle düşünüyorum. Ya buradaki enteresanlık şurada onu anlatmanızı isteyeceğim. Ben mi anlamadım? Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden pek çok kanlı terör eylemiyle irtibatlandırılan ve kovuşturma bulunup e, henüz yakalanamayan ve kırmızı bültenler alan isimleri sayıyor. Fethullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, işte Ekrem Dumanlı, Cemil Bayık, Murat Karay Karayılan, duran kalkan gibi isimleri sayıyor. Şimdi bu şüpheli ve sanıkların hak izaa diyor. 15 7 2016 15 Temmuz tarihi darbe girişimine fiilen katılan ve haklarında kurulan mahkumiyet hükümleri henüz kesinleşmeyen darbeci generallerin milletvekili seçilmelerinin yemin ederek göreve başlamalarının ve meclise girmelerinin Hatta takip eden seçimlerde milletvekili olmaya devam etmeleri halinde dokunulmazlıkları kaldırırsa bile ceza almaları durumunda verilen cezaların infaz edilememesinin önü açılır diyor. Bakın yalan söylüyorlar. Çok açık söylüyorum. İstiyorlar hakkında suç ama yalancısınız ya yalancısınız. Ya arkadaş sizin ne düşündüğünüz kişisel kanaatleriniz edebi zevkler sanki polisiye roman ya. Böyle mahkeme kararı mı olur? Polisiye roman yazıyor. Böyle değerlendiriyoruz. Bu da olabilir, şu da olabilir falan. Geçin bunları. Geçin bunları. Mahkeme dediğin kararıyla konuşur ya. Kararıyla konuşur. Şimdi bu da YSK'ya da bir şey söylüyor. Tabii ki şimdi Ama öyle değil mi yani sonuçta YSK ya, bu kararı ya, verdi. Işte, ya YSK'nın yetkisini gasp ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini gasp ediyor. Meclis'in yetkisini gasp ediyor. Vatandaşa bütün haklarını gasp ediyor. Sonra da diye bir kavram kullanıyor. Kendileri bunu yapıyor. Bakın tekrar ediyorum. Onların ne düşündüğü, kişisel kanaatleri, yorumları, inançları, fikirleri bizi ilgilendirmez. Saçmalamasınlar. Çok açık söylüyorum. Bakın ne ne yapılır? Çok net bir, ben size söyleyeyim bir de daha de önce örnekleri var. Saydıkları terörden yargılanıyorlar. Şimdi tartışma şu zaten. Anayasanın 14. maddesi dokunulmazlık kapsamı dışında. Hı hı. Ama daha önceki anayasa... Sanki Türkiye ilk defa böyle bir şey tartışıyor. Daha önce anayasa mahkemesi benzer konuları gündeme almış. Meclise yazmış. Demiş ki ey meclis... Anayasanın 14. maddesindeki boşluğu doldurmanız lazım. Bu yorum yoluyla doldurulamaz. Yani ortada bir takım iddialar var. Biz bunu yorumlamak istemiyoruz. Biz kitaba göre konuşmak istiyoruz diyor anayasa mahkemesi. Meclis bunu yapmamış. Bir meclisin bunu yapmamasının suçunu Can Atalay mı çekecek? Meclis bunu yapmadı diye her isteyen, her istediğini söyleyebilecek, her istediğini yapabilecek anayasa ayakları altına mı alacak? Meclis bunu yapsın diyor. Fakat daha önemli bir şey var. Diyelim ki, diyelim ki Can Atalay suç işledi ve yargılanması gerekiyor. Şimdi ya iç düzük meclis anayasa şöyle bir şey değil ki. Ya siz cezaevinden çıktınız e, ve bir daha yargılanamazsınız. Meclis toplanır, herhangi bir milletvekilinin yargılanması gerektiğine karar verirse dokunmazlığı kaldırır. Ya. Daha önce yapmadık mı bunu? Yani o yüzden yalan söylüyorlar. Yani bakın çok açık söylüyorum. Toplumu provoke etmek için uçlaştırarak artık kendilerini kaybetmişler bence yazarken bunu saç saçmalamaya devam ediyorlar. Çok net. Daha önce bakın bu ülkede bu aynı aynı maddeler kapsamında, aynı anayasa, aynı maddeler kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mustafa Balbay Enis Berberoğlu. Benis oldu. Bunlar aynı şeyleri yaşayıp milletvekili oldular mı? Oldular. Bakın daha ilginç bir şey. Enis Berberoğlu hatta hani ikinci bir şimdi evet, HDP'den, HDP'den daha önce benim hatırladığım Leyla Güven var, Ömer Faruk Hı -hı. Gergerlioğlu var, Sabah Tuncel var. Bunlar yaşandı bu ülkede. Hatta Gergerlioğlu'nu hatırlayın. Yargıtay'ın dayatması neticesinde mecliste milletvekilliği düşürüldü. Cezaevine girdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla cezaevinden çıktı. Tekrar milletvekili görevine kaldığı yerden devam evet. etti. Evet. Bunlar olabilir. MHP'den Engin Alan. Şimdi MHP'liler pek hevesler bu karar konusunda. Ya soruyorum arkadaş. Engin Alan nasıl tahliye oldu ya? Engin Alan nasıl tahliye oldu? Aynı şey değil miydi? Şimdi burada dolayısıyla e, açık bir haksızlık hukusu var. Niye? İpek Hanım. Artık Artık AKP diyor ki ben bu seçimde de yüzde aldım ya ben sonsuza kadar iktidarım. Ya yani gerçekten ben bütçe şey konuşmamda söyledim. Ya bu iktidar şımarıklığı. Ben her şeyi yaparım. Artık o güç var. Muhalefette zaten yurttaş yoruldu, bıktı, sıkıldı benden. Artık benimle kavga etmek de istemiyor. Fırsat bu fırsat. işte hilafet bayrağı da açtırırım. İşte o öbür taraftan anayasa ayakları altına da alırım. Mesela bu duyguyla yerel seçime gitmek istiyor. O yüzden biz Burada meseleyi bir milletvekili meselesi olmaktan çıkartıp iktidarın şımarıklığına, pervasızlığına karşı bir kırmızı çizgi çekmemiz lazım. Yeter arkadaş. Yani sen %52 aldın diye bu memleketi babanın çiftliği gibi yönetemezsin. Evet. Tartışma budur. Bu ülke Tayyip Erdoğan'ın çiftliği mi olacak yoksa bütün yurttaşların anayasayla birbirine bağlı olduğu bir hukuk devleti mi olacak? Bu tartışma şu anda bu. Evet. Bir, bir madde daha var. daha doğrusu altını çizdiğim bir bölüm daha var. Beni şaşırtan o da Pakistan örneği. Şimdi bunca ahim kararı çıktı, hiçbiri uygulanmadı. Bir de bir noktada şeyi de soracağım. yani Tüm bunların yapılması Selahattin Demirtaş'ın da aslında tarihisinin bir noktada önünü kesmek için deniyor. Ona katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz onu soracağım ama asıl Pakistan örneği. Burada ne Avrupa'dan örnek veriyor ne bir başka yerden örnek veriyor. Pakistan'da diyor ki e, Başbakan Imran Khan diyor 2022 yılında e, değiştirilmek istenmiş. Bunun üzerine siyaseti dizayn etme çabasının bir ürünü olarak Pakistan Anayasa Mahkemesi Başbakan Imran Khan tarafından alınan Meclis'in fessi ve erken seçim kararını yok saymak suretiyle güvensizlik oylamasının yapılmasına karar vermiştir. Siyasi krize neden olan bu karar sonucu yapılan güvensizlik oylamasında. İmran Han Pakistan'da görevden alınan ilk başbakan olmuştur. Böylece Pakistan'da meclis çoğunluğunu ele geçiren muhalefetin anayasa mahkemesi kararı sayesinde yaptığı güvensizlik oylamasıyla İmran Han'ın başbakanlığı düşürülmüştür. Bakın bir orada bir cumhurbaşkanlığının meşruiyeti meselesi var. Bir burada İmran Han'ın başbakanlığının düşürülmesi var. Ee, anlamlı değil mi? Ya ben gerçekten hani sıkışmalarını görüyorum burada. Bakın metnin tümüne baktığınızda Yargıtay kararlarının yani nasıl formüle edeceğiz biz bu işi? Yani nasıl kendimize bir takım kılıflar bulacağız diye çok çabalamışlar. Çok çabalamışlar ve işte Türkiye'de 100 yıllık hukuk sisteminden örnek bulamamışlar, bir iştahat bulamamışlar, kanun hükmü bulamamışlar, anayasa hükmü bulamamışlar başka yerlere bakıyorlar. İşte Pakistan'a bakıyor mesela. İşte dediğiniz gibi biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin altına imza atmış bir ülkeyiz. AİHM kararlarına ayın. Ayın. bakmıyor. Çünkü orada buna bir örnek bir şey evet. bulamaz. Şunu da ekleyeyim ama. Gerçekten o vurgu önemli bence. Şimdi Can Atalay nezdinde aslında biz zaten esas olarak bunu gündemleştirmek lazım diye düşünüyoruz. Ya yani iktidar sindiremediği muhalifleri cezaevi yoluyla, hapis yoluyla, yargı yoluyla Susturmaya çalışıyor. Ya bu çok açık değil mi? Ya Türkiye'de şu anda sayısız bakın sayısız siyasetçi sadece siyasi fikirleri nedeniyle cezaevinde. Gazeteciler, yazarlar sadece fikirlerini yazdıkları için bu iktidara biat etmedikleri için teslim olur. Ya ben meclisteydim pek hanım af çıkarttılar. Hı hı. Ya hırsızlara af çıkarttılar, katillere af çıkarttılar. Siyasi mahkumlara, düşünce suçlularına af çıkartmadılar. Bunların kurdukları sistem bunların kurdukları düzen bu. Bakın ben bir toplumdaki suç oranının artışını da toplumdaki eşitsizliklere, iktidarın sorumluluğuna atfederim bunu söyleyeyim. Yani mesela bir ülkede cezaevi sayısı artıyorsa, cezaevindeki insan sayısı artıyorsa tek tek insanların suçlu olması değildir neden? İktidar, mesela bu iktidar daha fazla cezaevi yapmakla övünen bir iktidar ya. Dünyanın neresinde bir iktidar? Daha çok cezaevi yapıyor. Ya gerçekten tek, Adliye Sarayı'da deyince Adalet Bakanı bütçe konuşmasına çıktı bir takım işte fotoğraflar gösteriyor. Ya yani utanıyor insan karşısında emlakçı mı var, müteahhit mi var? Ne yapmaya çalışıyor? Bir Adalet Bakanı bunlarla övünür mü? Mesela Adalet Bakanı örneğin diyelim ki yargı sürelerinin kısalmasıyla övünsün. Dosya sayısının azalmasıyla övünsün. Suç oranlarının azalmasıyla övünsün. Değil mi? Ya yani toplumun gelişmişliğini, güzelleştiğini biz buradan anlarız. Ama gördüğünüz gibi bir rezaletle ülkeyi karşı karşıya bıraklar. Baş başa bir de şöyle bir şey var ya hani sürekli bir yargı reformu konuşuyoruz Türkiye'de. Bitmiyor. Ya Ben hani kaçıncı yargı reformu röportajımı yapacağımı bilmiyorum mesela. Türkiye'de bir yeni ekonomik plan bitmez. Sürekli evet. olarak işte enflasyon düşecek. Neden şey, sürekli reforma şey. ihtiyacı var bizim? Çünkü ]lerden. çürüyor çünkü. Çürütüyorlar. Yani keyfe keder. İhtiyaçlar neyse günübirlik. Yani Bugün neye ihtiyaçları var? Bugün kendi yandaşlarının, eşin, dostun, akrabasının neye ihtiyacı varsa ona göre bir düzenleme yapıyor. Üç ay sonra başka bir düzenleme yapıyor. Bakın tekrar programın başında söylediğime dönüyorum. Bu yargının terazisiyle oynamaya başladıkları dönemin daha sonra FETÖ diye ortaya çıkan, işte 15 Temmuz'da zirveye gelen devletin içerisinde yerleştirilmiş, yerleşmiş de demeyelim, devletin içerisine doğrudan bu iktidarın da katkılarıyla yerleştirilmiş bir çetenin ülkeyi hale getirdiğini gördük. Ve o zaman da hatırlayın, yani HSK'nın yapısı tartışılıyordu, o, o, zaman yargı içerisindeki örgütlenmeler tartışıyordu. Bugün de aynı durumdayız. O yüzden kaygılıyız, o yüzden tedirginiz, o yüzden belki sinirleniyoruz, öfkeleniyoruz. Ama gayet serin kanlı bir biçimde hep beraber sorumluluk üstlenip e, bu gidişata bir dur demek lazım. Bu bence bir başlangıç noktası olması lazım. Yani bu kadar açık bir hukuksuzluğun, e, bu kadar açık bir anayasa tanımazlığın, bu kadar açık bir e, darbe girişiminin karşısında hep beraber bir duvar öreceğiz. Ondan sonra e, memleketi daha aydınlık günlere taşıyacağız diye inanıyorum, böyle inanıyorum. Şunu da sormadan e, geçemeyeceğim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, bu meselelerdeki rolü şimdi... Devlet Bahçeli hemen hemen her salı Anayasa Mahkemesi'ne sopa gösterdi ve kapatılması gerektiğini söyledi. Öyle değil mi? E, teröristlerle birlikte hareket e, etmekle dahi suçladı Anayasa Mahkemesi'ni. Şimdi e, MHP'li Fethi Yıldız e, ki en çok e, onu duyuyoruz zaten bu meselede. Bugün uzunca bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve yargıtay kararında geçen bazı sözcükleri atıfta bulunarak nerelerde demlendiği, ee, burada demme e, vurgu yapıyor, hangi mahfillere yaslandığı bilinen bir takım medya kuruluşları Milliyetçi Hareket Partisi'ne asılsız ikramlarda bulunmakta adeta yarışıyor dedi. Ve sonra da en sonunda e, AYM bireysel başvuru yolu kapsamında dolaylı ya da örtülü norm denetimi yapamaz... AYM bireysel başvuru yoluyla bir hükmü iptal edemeyeceği gibi bu hükümden kaynaklanan ihlal tespitinde de bulunamaz ve anayasa hükmünün uygulanmasını imkansız hale getirilemez. Bir şeyin hakkını vermek adaletse uygun olanı yapmakta hikmettir diyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin burada rolü e, rolüne e, ya şimdi anladığım kadarıyla sonuçta içeriden ayrıntılı bilgilere vakıf değiliz ama görebildiğim kadarıyla Milliyetçi Hareket Partisi yargı bürokrasi içerisinde ciddi bir örgütlenme içerisine girmiş. Yani bu iktidarın nimetlerinden faydalanma konusunda ya da MHP niye bu iktidarı destekliyor konusunda sokağa çıkın herkese sorun. Tamam bakanlık düzeyinde bir temsiliyeti yok ama bütün devlet bürokrasisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadroları onların yönlendirdiği isimler yerleşmiş durumda. Anladığım kadarıyla Anayasa Mahkemesi'nde öyle bir ağırlık oluşturamamışlar. Şu andaki temel telaşları bu. Yani biz Yargıtay'da bu kadar kadromuzu yerleştirmişiz ama Anayasa Mahkemesi'nde herhangi bir bizden birisi yok. Ve Anayasa Mahkemesi'nin önümüzdeki dönemki seçimlerine ilişkin bir pazarlık arttıran, el arttıran bir yaklaşım içerisinde olduklarını düşünüyorum. Öbür taraftan işte uyuşturucu meselesinden Sinan Ateş cinayetine kadar pek çok noktada, e, MHP ile bir biçimde bağlantılı isimlerin e, davalarını takip ettiğinizde oradaki soruşturmaları, oradaki savcıların görevden el çektirmeleri, yeni savcının atanmalara falan baktığınızda özel olarak yargıyla e, ilgilendiklerini görüyoruz. Tabii bu alışıldık bir şey. E, yani bunu e, biz kendi öz çıkarlarımız için müdahalede bulunuyoruz demiyor da her zaman gibi işte vatan, bayrak e, edebiyatının arkasında saklanarak orada bir yönlendirme işine giriyorlar. E, ben çok tehlikeli e, olduğu da işaret ediyorum. Bakın göreceksiniz biz bunları 2000'li yılların başında ifade ederken de komploculukla suçlandığımız, abarttığımız ifade ediliyordu. Yargıdaki bu örgütlenmelerin ne kadar büyük zararlar verdiğini tüm yurttaşlar görecek. Hani bugün geçmişe bu dönük hatırlanıyor. Bu edebiyatı ya. yapmak aslında e, şeyde çok dikkatimi çekmişti Erkan Bey. Bu özellikle de kara para aklama haberlerini yaparken, programlarını yaparken e, bu vatan bayrak millet meselesinin sembollerini ne kadar sık kullandıklarını gördük. E, bir yandan da bu kadar çok vatan millet bayrak edebiyatı yapan insanların Suudi Arabistan'da İstiklal marşımız okutulmazken hiç tepki vermiyor olması da bir oksimoron değil. Çünkü başladım. bunların ötesinde bakın Filistin meselesinde söylediğim şey neydi? Filistin meselesinde işte din kardeşlerimiz istiyorlar, İslam Birliği diyorlar, İsrail'le işbirliği yapıyorlar. Bak söylüyorum Adalet ve Kalkınma Partisi bölgede İsrail'le en güçlü bağlara sahip ticari, siyasi, ekonomik, askeri en güçlü bağlara sahip iktidarlardan bir tanesi. bakın çok açık ya geçen işte 12 şehit üzerine sürdürülen tartışmaları düşünün. Yani çıkıyorlar bu memlekette yoksul emekçi çocukları değil mi? Bakın bir tane bir tane zengin çocuğu bir tane ben mecliste yüzlerinde söyledim ya bunların şu anda milletvekili olanların yaşı yetenlerin hepsi bedelli askerlik yapmış. Hepsinin çocukları bedelli askerlik yapmış. Hiçbirisi Ankara'nın doğusunda askerlik yapmamış. Ama garip kurabanın, fakirin, fukaranın oğlu askere gidiyor, şehit düşüyor. Bunlar da onun tabutuna Türk bayrağını koyuyorlar. Onun üzerinden siyasi propaganda yapıyorlar. Bir tane ya bir tane Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili desin ki benim oğlum Ankara'nın doğusunda askerlik yaptı bunların vatan millet dedikleri bu. Çoğu ya kendisi bedelli askerlik yapmış. Soruyoruz ya. Yüzlerine soruyoruz mecliste. Askerlik yaptın mı kardeşim sen? Bu şehitliği hep övüyorsun, övüyorsun da niye hep bu fakir çocuklar ölüyor ya? Niye hep gerçekten niye hep gece kondulara Türk bayrağı asılıyor? Hiç kimse bunları sorgulamıyor. E bunun üzerine kurdukları para, rant, iktidar e, temelli bir iktidar şey siyaset anlayışları var. Bunun üzerine de Vatanı, milleti, bayrağı ört olarak kullanan yüzlü bir siyaset anlayışı maalesef Türkiye 21. yüzyılda bu siyasal İslamcı zihniyete esir düştü. Şimdi ama hani özeti şu herhalde içinde bulunduğumuz durumun can da onu yapmaya çalışıyor. Cezaevindeki yüzlerce, binlerce siyasi tutsak da aynı şeyi yapıyor. Mesela esir düşmekte de değil teslim olmakta bütün mesele. Biz de o çizgiyi temsil ediyoruz. Ya yani teslim olmayacağız. Ne yaparsanız yapın teslim olmayacağız arkadaşlar Bir haysiyet mücadelesi pek hanım artık. Peki çok az vaktimiz kaldı. Dolayısıyla biraz yerel seçimleri de konuşmak istiyorum sizinle. Ee, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Ne zaman e, özellikle İstanbul ve Ankara adaylarının açıklayacakları konusunda bir merak vardı. Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıklıyor. E, ortada bazı isimler var. O isimler üzerinden anki şirketleri çalışıyor. Ali Yerlikaya Sayın İçişleri Bakanı bunlardan biri. İşte Sayın Murat Kurum var. E, ve aynı zamanda e, Tevfik Göksu'nun da adı geçiyor. İşte Fahrettin Koca'nın da adı geçiyor. Fatih Belediye Başkanı'nın adı geçiyor falan. E, bir kere bir tahmininiz var mı? Önce onu alayım. Siz <laughs> Ankara'nın... Ankara'da ne konuşuluyor? Belki siz söylersiniz ben, bize. Tam biz programa Hı. girmeden önce e, biten programın sonuna denk geldik. E, orada Hı. Ersan Hoca'nın söylediği şey doğru. Yani görüntüdeki adayın kim olduğu e, bence ikinci bir şey. E, İstanbul'da da, Ankara'da da, İzmir'de de her yerde Tayyip Erdoğan karşıdaki aday. Yani Peki. Bunu bilerek mücadele etmek lazım. Peki e, siz ne yapacaksınız? Ya şunu söyleyeyim. Şimdi bir, Geçen seçimden çıkarttığımız dersler ışığında hareket etmeye Hı. çalışıyoruz. Ee, önümüzdeki ne hafta ders? sonu e, önümüzdeki Hı. hafta sonu kongremizde artık tamamlayacağız. Yani Hı. biz çok uzun bir kongre süreci yaptık. Mahallelerden başladık 6 aydır. Bütün üyelerimizi hatta yurttaşları katarak bir değerlendirme, eleştiri, eksiklerin saptanması ve toparlama biraz zaman aldı ama artık son aşamasındayız. Mesela bu derslerden bir tanesi biraz önceki konuyla ilgili. Seçim sadece sandıkta kazanılmaz. İktidar sadece sandıkta yenilgiye uğratılarak püskürtülemez, geri düşemez. Dolayısıyla toplumsal muhalefet, toplumsal mücadeleyle, sokaktaki mücadeleyle sandığı birleştiren bir siyasal hat tutturmak lazım. Türkiye İşçi Partisi'nin bence en temel farklarından bir tanesi bu. Biz hayatın içinde sürdürdüğümüz ekmek kavgasıyla, özgürlük kavgasıyla seçim mücadelesini bir ve aynı şey olarak görüyoruz. Bu son derece önemli. İki, iktidarın bu güç zehirlenmesiyle toplumu ezmesi, sindirmesi, teslim alma operasyonuna karşı yerel seçimlerin önemli bir uğrak olacağı kanaatindeyim ben. Burada bu toplumun ayağa kalkıp biz teslim olmadık demesi ve Geçen seçimde iktidarı yenilgiye uğrattığı yerlerin sayısının artması, yerel seçim düzeyinde bakıyorsak sayısının artması Aslında 2018-2019 örneği var. Benzer bir önümüzde. şey aslında. Şimdi bunu geliştirmemiz lazım. Bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz. Bizim açımızdan kritik şey Cumhur İttifakı'nın kuşkusuz yenilgiye uğratılması. Bu konuda sorumlu davranacağımızı başından beri ifade ediyoruz. Bunun yanında... Daha uzun vadeli baktığımızda mutlaka artık aşılması gereken bazı engeller var İpek Hanım. Mesela? Geride bırakmamız gereken. Mesela bizim aldığımız birkaç tane karar var şu anda hı hı. E, netleşmiş. Örnek olsun diye söylüyorum. Türkiye İşçi Partisi hiçbir ilçe, il, büyükşehir belediyesinde müteahhit adayı göstermeyecek. Hiçbir müteahhiti belediye meclisine bile yazmayacağız. Niye? Bu rantçı belediye anlayışında topyekun meydan okuyoruz. Mesela bu bir gösterge. Biz sen adaylarımızı... Mesela da müteahhitti. Buna karşı mısınız? Biz, bizden ne? aday olamaz. Gelse kapımıza bizden aday olamaz. Niye olamaz? Ya müteahhitsin sen arkadaş. Sen belediye ile iş ilişkisi içerisindesin. Mecbur musun belediye başkanı olmaya, belediye meclis üyesi olmaya? Ama bakıyorsun Türkiye'de 20 bin tane belediye meclis üyesi var. Çoğunluğu müteahhit. Şimdi olmaz. Anlatabiliyor muyum? Kim rol olması lazım? Biz... Yani işbirliği de yapmazsınız. Şimdi şu, ha, bunu, bunu, bunu Karşısına bazı yerlerde çok açık söyleyeyim. Yani hiç bakmayız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi e, ya da diyelim ki muhalif saflarda olan herhangi bir güç. E, yani işte biz burada ancak bu adayla kazanabiliriz. İşte bu adayda ne yapalım? Şöyle, e, işte diyelim ki ya biraz e, rantçı bir arkadaş ama bu kazanır. Ya da işte ya biraz doğa düşmanlığı tarafları var ama bu kazanır. Ya da işte kadın düşmanı, ya da ya emekçinin hakkını tam vermez ama bu kazanır falan gibi anlayışı kabul etmeyeceğiz. Bakın bunu açık söyleyeyim. Niye? Çünkü AKP'yi yeneceğiz. Ama AKP zihniyetini de yenmemiz lazım. Bakın bizim en büyük eksikliğimiz şu anda Türkiye'de muhalefetin bir numaralı sorunu ne derseniz muhalefet düşmanına benzemeye başladı. Ve düşmana benzediğiniz anda, rakibinize benzediğiniz anda, kavga ettiğinize benzediğiniz anda zaten geçmiş olsun size. Dolayısıyla buraya bir duvar örmemiz gerekiyor. O yüzden biz şuna odaklanacağız. Bir, sosyalist belediyecilik, halkçı belediyecilik mümkün mü? Mümkün. Küçük küçük örneklerini biz gördük. İşte Fatsa'da gördük ki 80 öncesi Batman'da gördük, e, Hopa'da gördük, Ovacık'ta gördük değil mi? Sosyalist belediyecilik örnekleri var. Demek ki mümkün. Şimdi ilk hedefimiz bizim bunların sayısını arttırmak. Mesela biz baştan bu yana şu iddiadayız. Türkiye'deki tüm ilerici sol sosyalist güçlerle beraber, düzen partilerin dışındaki tüm güçlerle olabildiğince fazla yerde şu sosyalist belediyecilik örneklerini yaratalım, arttıralım. Ve bunları mesela biz başka bir şey yapalım. Maçoğlu ne olacak? Diğer... Ona da gelelim. Diğerleri evet. kavga ediyorlar ya o bizim partiden olacak, bizim partiden olacak. Bizim derdimiz şu. Biz Türkiye'de sosyalist belediyeler birliği kuralım bir tane. Hepsi birbiriyle dayanışma içerisinde olsun. İşte oradaki üretimle, oradaki eksiklikle diğer belediyelerle ilgilensin. Yurttaşlar arasında bir dayanışma ağını aynı zamanda belediyeler üzerinden örelim. İki, bakın bence e, yurttaşta şöyle bir algı var. Bu belediye meclisleri işlevsiz. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak iddialıyız. Diyoruz ki kardeşim iktidar kim olursa olsun her belediye meclisinde bir tane tip üyesi olsun. Hatta tip üyesini de geçtim. Türkiye İşçi Partisi listelerini onurlu gazetecilere araştırma yapacaklar. Yolsuzlukları, hırsızlıkları tespit edecekler, halkla paylaşacaklar. İktidar, belediyedeki iktidar AKP'de olsa, CHP'de olsa, MHP'de olsa, İYİ Parti'de olsa, kim olursa olsun. Orada halka karşı atılacak her tür adıma karşı, çünkü dikkat edin bakın üzülerek ifade ediyorum bunu. Belediye meclislerinde ağırlıklı olarak ağırlıklı olarak oy birliğiyle alınıyor kararlar. Çok üzücü bunlar. Mesela biz iddialıyız. Ve buraya işçiler, emekçiler, gençler, kadınlar, o yerelde yaşayanlar kendi adaylarını belirleyerek yesin. Mesela biz ne yapıyoruz? Bakın bu hafta sonu İstanbul'un 13 ilçesinde halk katılımıyla eğilim yoklaması yapıyoruz. Adaylarımızı belirlerken. Hem belediye başkan adaylarımız için hem belediye meclis üyesi adaylarımız için parti üyelerine soruyoruz. Bir de diyoruz ki ya bizim partimize çeşitli nedenlerle üye olmamış olabilirsiniz. Ama eğer gönlünüz bizim partimizden yanaysa farklı tür bir siyaset anlayışına benimsiyorsanız buyurun. Biz sizin de aday belirleme sürecinde de katılmanızı istiyoruz. Gelin adaylarımızı hep beraber belirleyelim. Mesela örnek olsun buradan hani yurttaşlarımız bilsin. Bizim Türkiye'de en çok oy aldığımız yer Defne ve Samandağ. Hmm. iki tane ilçe. Defne ve Samandağ ilçeleri. Biz oralarda arkadaşlarımızdan özel olarak rica ettik dedik ki hani tırnak içinde söylüyorum görece zayıf olduğunuz yerlerde birlik istemek kolaydır. Hadi hep beraber birleşelim dersin. Hmm. Zaten bir iddianız yoktur. Hani bu laf olarak algılanabilir. Türkiye'de en güçlü olduğumuz iki tane ilçe dedik ki örnek olsun. Oradaki bütün sol sosyal siyasi partilerle, demokratik kitle örgütleriyle, sendikalarla, muhtarlarla, kanaat önderleriyle platformlar oluşturdu arkadaşlarımız. Ve biz Türkiye İşçi Partisi olarak dedik ki Defne'de, Samandağ'da bu oluşan halk platformlarının adayları bizim adaylarımızdır. Biz bu adayların sonuna kadar arkasında duracağız. Çıktı mı kimse Şimdi kimse... son aşamasındalar. Yani şunu yaptık. Bakın o da önemli mesela. Hı. Türkiye'de Şimdi herkes isim tartışıyor. Ben de rica ediyorum. Bakın Defne'de arkadaşlarımız Defne Bizim Platformu diye bir platform oluşturmuş durumdalar. Ne yaptılar? Önce program oluşturdular. Yani İpek mi belediye başkanı olsun, Erkan mı? Bunu önemsizleştirdik. programın ne olsun? Yani Defne'nin neye ihtiyacı var? Deprem sonra onu uygulayacak kişi seçersiniz. Sonra şey... bu programı kim seçersiniz? uygulayacak? Bunu kim denetleyecek? Bunları... Beraber belirleyelim. Çok İstiyoruz. çok bitirmek Bence, zorundayım tamam, ama bu, maço bu Maçoğlu ne olacak? Şu Biz aynı şeyi düşünüyoruz. Yani Türkiye'deki sosyalist belediyelerin sayısını arttırmak lazım. Maçoğlu Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun faaliyetçisi yıllardır e, orada. Daha önce bir kararla e, önce Ovacık'ta sonra e, Tunceli'de Dersim'de TKP'den e, aday olmuştu. Şimdi kendileriyle de görüşüyoruz. Başka kurumlarla da görüşüyoruz hep beraber. Sosyalist belediyecilerin... Örneklerin arttırma konusunda bizim üzerimize düşen bir sorumluluk olsa biz yerine getiririz. Ben inanıyorum ki Sosyalist Meclisler Federasyonu aynı sorumlulukla hareket edecek. Son bir soru soracağım. Çok kısa da cevap almak istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir değişim yaşadı. Ve siz bütün bu geçen seçim boyunca aslında ne zaman konuşsak hep aynı şeyi söylediniz. Cumhuriyet Halk Partisi biraz da kendi soluna baksa dediniz birçok platformda. Şimdi sizce böyle bir iddiası var çünkü aslında. Şimdi kendi soluna bakmaya başladı mı? Yani Türkiye bence Cumhuriyet Halk Partisini sola bakmaya itiyor. Şimdi mecbursunuz. Türkiye'de eğer gerçekten bir değişim ihtiyacı içerisinde mecbursunuz. Ama tabii çok büyük, köklü, iç yapısı da çok karmaşık bir parti. Hani söyleyeyim, bir eleştiri olarak da ifade edeyim. Şimdi sola bakacağız dedikten sonra açıkladıkları ilk belediye başkanının Bolu'da Tanju Özcan olması benim açımdan son derece olumsuz bir puandır. Çok yanlış buluyorum. O eğilimin Cumhuriyet Halk Partisi'nde güçlenmesini hiç doğru bulmuyorum. Umuyorum. Yani bekliyorum, diliyorum. Memleket için daha faydalı olan kim olursa olsun yüzü sola dönen memlekete daha fazla hizmet eder. Yani şöyle düşünün 50 yıldır, hani ona ikna olmadığınız son 20 yıldır Türkiye'yi siyasal İslamcılar ve sağcılar yönetiyor. Geldiğimiz nokta belli. Demek ki kurtuluş solda. Dolayısıyla biz solu kendimiz bir taraftan güçlendirmeye, dostlarımızla birlikte güçlendirmeye çalışırken, daha sola dönen herkese de elimizi uzatırız. Çok teşekkür ediyorum Erkan Bey ben katıldığınız ve değerli fikirlerinizi paylaştığınız için. Hep sağdasınız. Sizi yakaladığım için de çok sevindim. Sağ olun. Sağ olun. Kısa bir ara vereceğiz. Sonra nokta atışında birlikte olacağız. Biz başından bu yana buna teslim olmayacağımızı söyledik.